Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Invest yatırımdan İsmail Berkok Bilgiyer. Bugün sizlere günlük bültenimizde yer alan dolar TL, euro dolar ve ons teknik grafiğini inceleyeceğim. Öncelikle günlük bültenlerimizi takip edebilmek için internet sitemizde yer alan analiz kısmına girip her gün yayınlanan günlük bültenlerimizi takip edebilirsiniz. Videolarımızla alakalı soru veya önerileriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Günlük analiz videolarımızı her gün takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabi yayınlanan videolara da daha çabuk ulaşma kanalına zil butonuna basabilirsiniz. Haftanın son işlem gününe başlarken dolar telinin şu anda 5.75-5.71 bandı arasında hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ee, hareketli ortalamaların biraz üzerinde yer şu anda. Fakat güne düşüşle başladı. Dün tabi ciddi bir yükseliş yaşadığını söyleyelim. Ee, bu yaşanılan yükselişte faiz kararından sonra aslında Baktığımız zaman Amerika tarafında gelen verilerin de dün beklenenin çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. İkinci el konut satışları vardı Amerika tarafında ki bu çok iyi bir seviyede geldi açıklanan rakamlar olarak. Diğer taraftan da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi vardı ki burada da çok düşük bir seviyede açıklandı rakam. Bu tabi açıklanan veri de istihdam piyasasının hala gücünü koruduğunu anlamına geliyor ki bu da Amerika açısından oldukça e, olumlu bir veri. E, yurt dışı piyasalarda bugün çok e, yoğun bir virakış yok. Tüketici güvenini takip edeceğiz. E, diğer taraftan da merkezi hükümet borç stoku verisi var. E, teknik olarak bakarsak geri çekilmelerde ilk etapta 5.68'i takip edeceğiz. Altında 5.67 seviyeleri var. E, bu seviyelerde... Dolar TL aslında yatay bir hareket yaptığı için dar bir bantta da, birbirine çok yakın destek ve direnç noktaları olabiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 572 seviyesi kritik direnç seviyemizken bu seviye kırması ile birlikte 573-574 bandını kritik direnç seviyesi olarak yakından takip edebiliriz. Euro-Dolar'a bakarsak Euro-Dolar e, düz yükseliş yaşadığını söyleyebiliriz ki bugüne de yükselişle başladı. E, Amerika tarafında gelen veriler çok olumluydu aslında bunu söyledik. Fakat e, diğer taraftan da açıklanan veri olarak bakarsak Euro bölgesi sakindi. İngiltere tarafında önemli bir veri vardı. Faiz kararını takip ettik. E, İngiltere Merkez Bankası faiz e, politika faizini e, %0.75'te sabit bıraktı. Bu tabii e, beklenen de buydu zaten piyasalar açısından. E, dolar endeksinin tabii küresel piyasalarda bir geri çekilmesi söz konusu. E, Euro da tabii bunun karşısında yükseliş yaşadığını söyleyebiliriz dolar karşısında. Fakat hala 50 günlük hareketli ortalamanın altında. E, buradan gelecek alımlarla kendini 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine atarsa buradan alımların destekleneceğini de söyleyebiliriz. Teknik olarak bakarsak e, 1.10.26 seviyesi önemli destek noktamız. Bu seviyenin altında ise 1.09.94 seviyesini takip edeceğiz destek olarak. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 1.10.65 noktası burayı kırması ile birlikte 1.10.95 noktasını kritik e, direnç seviyesi olarak e, ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ons altına baktığımızda da ons altında e, iki gündür yukarı yönlü bir hareket var. Yani hem dün yükseliş yaşadı bugün de yükselişle başladığını söyleyelim güne. Tabi burada bir e, dolar özellikle petrol fiyatlarının dengelenmesinden sonra e, ciddi sert düştükten sonra dolar endeksinde de bir geri çekilme gördük ki bu geri çekilmeden tabii yatırımcıların yine ons altına yöneldiğini gördük. Güvenli liman olarak nitelendirdikleri. E, burada 1500 seviyesinin şu anda üzerinde 1503-1504 bandı arasında hareket ediyor. Teknik açıdan bakarsak tabii e, geri çekilmelerde 1491 destek noktası. E, Amerika tarafından gelecek verilerin beklentinin altına gelmesiyle birlikte bu seviye kırılırsa e, Pardon, beklentinin üzerinde gelmesiyle birlikte bu seviye aşağı kırılırsa e, geri çekilmelerde aşağıda 1488 noktasında diğer destek olarak kabul edebiliriz. E, fakat önümüzdeki hafta hem Amerika ile Çin ticaret görüşmesi önemini korurken diğer taraftan da Amerika tarafından oldukça önemli veriler olacaktır. E, bu verilerin de beklentinin altında gelmesiyle birlikte yine yukarı yönlü hareketler desteklenebilir. E, yukarıda 1506 seviyesini kritik trend seviyesi olarak takip edebiliriz. Buraya kırmasıyla birlikte de 1512 seviyesi e, yukarıdaki önemli direnç noktamız olabilir. İnvestaz yatırım ailesi olarak herkese bol kazançlar dilerim.